5 çizgi üzerinde 7 küçük nokta. Yerlerini değiştiriyorsunuz. Buraya mi, şuraya da sol. Ve sanki büyülü bir şekilde müzik meydana çıkıyor. Bence iş bu kadar basit. Ya da bana öyle geliyor. İnsanoğlunun doğuştan sahip olduğu bu ifade şekli nasıl bu kadar basit olabilir? Tanrılar ve insanlar tarafından dile getirilen bir sanat çeşidi hiç basit olabilir mi? Notalar ve sesler, portreler ve nota kağıtları arasında çıkacağınız bir yolculuk büyülü ve düssel olabilir. Ancak asla basit değildir. Basit olmayışın nedeni ise hepimizin ayrı ayrı duygusal paletlere sahip oluşumuzdur. Ve kendi bireysel müziğimizde kahkaha ve gözyaşına, bir kalp çarpışıyla sancılı acılara, öfke ve mutluluğa renk veren sesleri kullanarak kendi eşsiz eserimizi besteleriz. Ayrıca bu eserlerin sadece bireysel olmaları gerekmez. Aksine çoğu zaman kişinin bulunduğu toplumun ortak vizyonudur. Hem geçmiş hem de günümüzde bu durum hiç değişmedi ve gelecekte de böyle olmaya devam edecektir. İşte ben de bu şekilde kendi ülkemin müzik tarihini araştırmak için bir yolculuğa çıktım. Yalnızca benim kendi İthaka macerama Apollo ve İlham perileriyle, Orpheus ve Eurydice ile başlayan ve sonunda beni müzik koridorlarından günümüze ulaştıracak olan melodik bir İthaka. Ve müziksever zaman yolcuları arkadaşlarım, lütfen herkes gemiye! Rotamız Kıbrıs, zaman ilk çağ. Eski çağ Kıbrıs müziği, Yunanistan müziğinden oldukça etkilenmiştir. Mevcut tarih kaynaklarının tanıklık ettiği bu etkinin ilk Mikenlilerin adaya çıkmasıyla M.Ö. 15. yüzyılın sonlarına doğru başladığı düşünülmektedir. Zamanın farklı araçları üzerinde gördüğümüz temsiller hem Kıbrıs'ta hem de Yunanistan'da kullanılan müzik aletlerinin aynı olmasalar bile benzer olduğuna işaret etmektedir. Müzik, sadece kamu ve özel hayatın tüm alanlarıyla iç içe geçmiş olmakla kalmayıp, aynı zamanda tiyatro gibi diğer sanat dallarıyla da yakın ilişki içindeydi. Tarihin tozlu sayfalar arasında gezinirseniz Kıbrıs'ın çağlar boyunca pek çok kez fethedildiğini görebilirsiniz. Şimdi zamanda ilerleyerek Bizans dönemine gidiyoruz. Müzik yolculuğumuz Bizans ve halk müziği ile devam ediyor. Bizans döneminde halk müziği ve halk şarkıları dini müziğin bir uzantısını oluşturmuştur. Buna isterseniz ekstrapolasyon da diyebilirsiniz. Bu kısa ziyaretimizde Bizans ve halk müziklerinin bizlere zengin bir kültürel ifadeyi ve ritmik çeşitliliği miras bıraktığını, dolayısıyla adanın etnik müzik bilim kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırma ve çalışmalar Kıbrıs'ın Bizans ve halk müziklerinde antik Yunan müzik unsurlarının muhafaza edildiğini göstermektedir. Yorulmak bilmeyen araştırmacıların tükenmeyen çabalarıyla yıllarca devam eden araştırmaların halk şiirimizi oluşturan bu zengin kültürel mirasın kayıt altına alınmasında ve korunmasında büyük katkısı olmuştur. Müzik
να κρούζω μέσα στο λαμπορό που με ρίψε σκαλί μου ένα σου γέλιο μάλιστα. Kültürlerin kesişme noktası Doğu ile Batı arasında bir köprü olması oldukça önemli olan jeopolitik konumunda göz önünde bulundurursak Kıbrıs bu sebeple de pek çok Fatih'in stratejik hedefleri arasında yer almıştır. Bizans döneminden sonra ada sırasıyla Frank, Venedik ve Osmanlı yönetimine girmiştir. Tüm bu yıllar boyunca Kıbrıs halkının müzik faaliyetleri öncelikle kilise ve manastırlarda duyulan dini müziklerle dini bayram, festival ve düğünlerde çalınan halk müziği ekseninde gelişmiştir. Adadaki Frank ve Venedik yönetimleri sırasında ayrıca asillerin saraylarında çalınan ve zamanın batı müziği ruhunu yansıtan müzikler de duyulmaktaydı. Tarih boyunca sahip olduğu çalkantılı seyirin adadaki müzik hayatını ciddi şekilde etkilediği bir yer Kıbrıs. Tarihin sırlarını açığa çıkarmaya devam ettiğimizde Kıbrıs'taki İngiliz idaresiyle karşılaşıyoruz. Ve Batı Avrupa müzik geleneğinin adım adım gelişmesi ve yayılmasına tanık oluyoruz. Kıbrıs ve çevresindeki ülkelerde meydana gelen tarihi ve siyasi olaylar Avrupa müziğinin daha da gelişmesini sağlamıştır. Rus devrimi, Ermeni soykırımı, Küçük Asya felaketi. Tüm bunlar hatırı sayılır miktarda müzisyeni Kıbrıs'a sığınmaya zorlamıştır. Kimi ayrı ayrı, kimi de dalgalar halinde adaya gelen bu insanlar Kıbrıs'taki müzik oluşumlarında önemli ve yol gösterici bir rol oynamıştır. ...1920 ve 30'lu yıllarda senfoni orkestralarının oluşumu ve opera, oratorio, müzikal revü gibi Kıbrıslıların ürettiği müzik prodüksiyonlarının sahnelenmesiyle birlikte Kıbrıs'ta yüksek müzik biçimlerinin daha fazla gelişebilme şartları oluşmuş ve hızlı bir müzik gelişimi yaşanmıştır. Nasıl ki lisan, düşüncelerimizi yorumlama aracıysa, bir müzik aleti de varlığını müziğe borçludur. O halde tıpkı yazılı bir metnin çeşitli dil bilimsel öğelerle yazarının düşüncelerini yorumladığı gibi, bir orkestrada çeşitli renkler aracılığıyla müziği yorumlar. Adadaki ilk Kıbrıs orkestraları 1920'li yıllarda müzikal sahnede yer almaya başlamış ve müteakip yıllarda orkestra müziğini geliştirme çabaları devam etmiştir. Thank you.
1987 yılında Kıbrıs Devlet Orkestrası kurulmuştur. Orkestra günümüzde de ada kültürel yaşamındaki önemli ve dikkate değer rolünü sürdürmektedir. Müzik yolculuğumuzun sonlarına yaklaşırken modern müzik sahnesini de kısaca ziyaret edelim. Böylece müzik ziyaretimiz sona yaklaşıyor. Ama müzik yolculuğu devam etmekte. Bu sonsuza dek devam edecek. Tıpkı kendisi de hiç bitmeyen müzik gibi. Tüm insanları kucaklayabilen, sınır, ayrım ve farklılıkların olmadığı, hepimizin anladığı bir lisan konuşan müzik. Ve belki de müzik tüm insanların anlayabildiği tek ortak dildir. Tüm dünya insanlarının gerçek Esperantosu. Δεν τα ξέρει. Γι' αυτό και εσύ μη βιάζεσαι κουβέντες να μου πεις. Η αγάπη δεν φοβάται. Η αγάπη μας κανένα δεν φοβάται. Η αγάπη μας θυμάται. Όσα ζήσαμε μαζί. Modern Kıbrıs müziği denildiği zaman akla tüm müzik türlerinin üretimi gelir ve hem üslup hem de ifadede çeşitlilikle tanımlanabilir. Kıbrıs, önde gelen müzik yaşamlarının yanı sıra uluslararası müzik fuarları gibi tüm büyük uluslararası ve Avrupa müzik olaylarında dünyaya sesini duyurmaktadır. Θέλεις να σ' αγαπώ, μάρτυρον ελιόζω, ηλιόρα μαρανίσκη. Κι ας η διχόν κοιτά να πει, σια θέλω να του πω, πως η αγάπη μου εμέν πουλών και πολυνίσκη. Kıbrıs müziği, halkların Avrupası ve kendi ayırt edici özellikleriyle kültürler arası enginlikte özgür sesiyle öne çıkarak farklılık ve kültürel çeşitlilik kavramlarının gelişmesine katkıda bulunabilir.